Ve İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'le CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın arasında tartışma çıktı. Gökçek CHP'yi tarihiyle suçladı. Gökhan Günaydın Osman Gökçek'e babası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek üzerinden yanıt verdi. Şunu söylemek istiyorum. CHP'nin zarar vermediği hiçbir kitle yoktur. Parsel parsel sattılar FETÖ'yle irtibatı, iltisakı ortada. Utanma olmadığı için hala konuşuyor. Tartışmanın odağındaki isimler AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın. Gökçek CHP'ye yüklendi. Günaydın'dan yanıt gecikmedi. CHP'nin zarar vermediği hiçbir kitle yoktur. İskilipli Atıf Hoca'yı CHP asmıştır. Şalcı Bacı'yı CHP asmıştır. Kur'an-ı Kerim'i Arapça okuduğu için insanları cezaevine CHP atmıştır. Bakın camilerdeki ezanı Türkçe'ye siz çevirdiniz. Beyefendinin babası hala Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin evinde oturuyor. Yıllarca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin arabasını iade etmedi. Parsel parsel sattılar FETÖ'yle irtibatı, iltisakı ortada. Utanma olmadığı için hala konuşuyor. Ben onu utanmaya, had bilmeye davet ediyorum. Mecliste İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında yaşandı gerilim. AKP'li Gökçek ile CHP'li Günaydın arasında tartışma çıktı. Gökçek, AKP grubu adına 3 defa söz aldı. CHP'den Gökçek'e cevap veren isimse Günaydın oldu. Bana ahlak dersi verecek en son parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir ki en son seçiminizde gördük. Bu kadar insana zulüm eden bir siyasi partinin ki sizler de dahilsiniz. Sebahattin Ali'yi kim öldürdü? Nazım Hikmet'i kim sürdü? Bunların da cevabını verin. Osman Gökçek adında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bir koltuk işgal eden bir kişiye cevap vermek zorunda kaldığım için kendimi çok mutsuz ifade ediyorum. Gökçek ailesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine söz edebilme haddi olamaz. Bir hukuk devletinde sen de baban da sadece yargılanırsınız ve hapiste ömrünüzü geçirirsiniz. Bunların hepsinin hesabını size şakır şakır soracağız. Peki, değerli...